Şimdi bu adam burada su patlamış. Burada nasıl yaşıyor, nasıl ediyor? Bunun canı ne? Anlamıyorum ben bu adam burada nasıl yaşadığını. Yani akıla mantığa sığacak bir şey değil. Bu tuhaf değil de. Caminin salacasını çalmış, balkondan çalmış. Bu caminin salacası, tabut salacası bu. Camiden bunu çalmış vatandaş. Komşular görmesin diye arkadan çalışmış bir zamanlar. Aranırken. Bunlara da bazı şeylere de biraz da yani emniyet güçlerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Böyle insanlar yani buralarda yaşıyorlar. Bunları yani biraz takip etmeleri gerekiyor yani. Hep başıboş yaşıyor inşallah burada. Bu adam burada bir senedir yaşıyor, aranıyor. Yani belki de bu adam serbest bırakıldı şu anda. Caminin malzemesine de çalıyor bu insanlar. Yani abi o yüzden çıkardı camiye koydu. Yok ben içeri alacağım. Buradaki mevzu işte burada oturan vatandaş Furkan Çatı diye bir vatandaş bir seneye yakın kira ödemiyordu. Onunla ilgili biz de kirayı alamayınca avukata icra yoluna başvurduk. Avukat bey protestlere uğradı, takip etti. Bulamayınca tekrar icra yoluyla binayı açtık. Ve geldik ki vatandaş binanın içinde yatıyor. Tam olarak burada mı yatıyor? Tam olarak burada yatıyor. Yatağı burada. Burada yemiş içmiş. Affedersin hayvan gibi burada yediğini içtiğini buraya da yığmış. Burada kalmış. Yani nereden girmiş, nereden çıkmış? Demin bazı görüntüler aldık. Tahminimiz oradan komşulara soruyoruz. Nereden girdiğini kimse görmüyor. Birkaç tane esnaflarımız da dolandırmış zaten Sivas'ta zannedersem. Ondan sonra dün de icra yoluyla açtık burayı. Geldik ki içeride yatıyor. Biz kapıyı bacayı kırdık duymadı. Ondan sonra kapı açılınca ya ne oluyor falan diye geldi. Emniyet güçleri arkadaşlarımız biz dedi seni arıyoruz sen burada kapıyı kırıyoruz duymuyorsun falan. Tabii onlar da tepkisini gösterdi gerekli şeylerini yaptılar. Ondan sonra biz icra yoluyla eşyalarını boşalttık. Teslimatını yaptık kendisine. İşte evin hali bu yani.